Design eğitim seti projemizin Sketch klasörü içerisine mouse sağ klik ile bir part dosyası açıyorum. Burada blank template ile bu dosyayı okeyleyip Sketch ortamına geçiş sağlıyorum. Şu anda sağ tarafta gördüğünüz part 124 adlı dosyaya da isim verelim. Ve okeyleyelim. Şimdi gördüğünüz home menüsünü arayüz videosunda anlatmıştık. 2D sketch bölümünde çizim menümüz. 3D sketch bölümünde 3 boyutlu çizimi yapacağımız alan. Shape kısmı katı komutlarının bulunduğu alan. Surface bölümü yüzey komutlarının bulunduğu kısım. Free shape dışarıdan gelen datalara müdahale. Sheet metal. Saç operasyonlarının bulunduğu kısım, modulation, kamera atayacağımız, arka plan değiştireceğimiz, render alacağımız, filtreleme yapacağımız alan ve kesit alacağımız alan. Analiz bölümü, katı model üzerinden ölçü alacağımız, ters açı analizi yapacağımız, yüzey alanını ölçeceğimiz gibi gibi tamamen analizle ilgili olan bölüm. Bir diğer sekme ise yardımcı ikonların bulunduğu kısım. Burada nokta, eksen, düzlem, frame veya işte bir resim alabiliriz. Absolute'un içerisinde veya çoğaltma işlemleri yapabiliriz. Tools bölümü ise parça hakkında işte dış stok ölçülerini silindir veya küçük olarak kare olarak alabiliriz. Veya parçaya malzeme tanımlayabiliriz. Veya ağırlığını alabiliriz. Veya montaj kısmında setler oluşturabiliriz. Default ayarların bulunduğu kısım Options bölümü. Kısa yolu burada. Uzun yolu ise Tools, Options dediğimizde bu kısımdadır. Burada da sayfamızı özelleştirebiliriz veya genel ayarları değiştirebiliriz. Şimdi Sketch menüsü içerisinde en baştaki komutumuz Sketch. Buna dokunduğumuz zaman X, Y düzlemine otomatikman sketch 1 diye bir ibare atar ve artık bu sayfada çiziminizi yapabilirsiniz. Veya bunu siliyorum. Şöyle hepsini çerçeve içine alıp delete'e basıyorum. Sketch 1'i onayladım. Burada 2D sketch bölümünde bulunan herhangi bir çizim unsurlarından birine dokunduğumda da aynı Sketch 1'i size açacaktır. Yani illa buradaki kaleme yani Sketch komutuna dokunmanıza gerek yok. Şöyle ki Sketch açtıktan sonra size otomatik getirdiği X, Y düzlemini isterseniz dilerseniz burada pozisyon Sketch ile değiştirebilirsiniz. Aslına bakarsanız burada Entities komutunda bunu pinliyorum. Ve şöyle fazla yer kaplamasın diye tutup sürükleyip aynı kutunun içerisine sürüklüyorum. Artık projelerim şöyle gördüğünüz gibi altta Options bölümü, unsur ağacı, Entities bölümü de varlıklarımın bulunduğu kısım. Burada planer'ı aktif ediyorum. Aslında burada YZ, XZ ve XY diye 3 tane temel default düzlemim var. Şöyle tekerleğe basılı tutarak ekranı hafiften çevirdiğimde düzlemleri daha net göreceksiniz. Yani ben Sketch komutuna dokunduğumda mavi olan düzlemi XY düzlemini karşıma getirecektir. Veya bu düzlemlerden herhangi birini kullanmak istediğimde bakın üzerine geliyorum. Geldiğim zaman mouse üzerine getirdiğimde kırmızı bir çerçeveye dönüşüyor bu düzlem. Bunun üzerindeyken mouse sağ klik yapıp Sketch dediğimde düzlemimi değiştirmiş oluyorum. X, Z düzlemine geçtim. Ya da burada pozisyon sketch ile hangi düzlemle çalışmak istiyorsanız o düzlemi aktif etmeniz gerekiyor. X, Z'de mi çalışmak istiyorsunuz? X, Y'de mi çalışmak istiyorsunuz? X, Z'de mi? Veya Y, Z düzleminde mi?
Şayet bu üç düzlemden herhangi biri yine sizin işinizi görmüyorsa, hemen sağ tarafta bir artı var gördüğünüz üzere. Bu artıya dokunduğunuzda düzlem oluşturma bölümüne, menüsüne gidersiniz. Mid plane'de orta düzlem oluşturursunuz veya belli bir düzlemden belli bir mesafede referans alarak bir düzlem oluşturursunuz. Bir açıya göre veya üç noktadan geçen bir düzlem veya bir eksene göre gibi gibi burada birçok farklı düzlem seçeneklerimiz var. Bunları düzlem videomuzda daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Orijin noktasını değiştirebilirsiniz veya hangi bakış açısını karşıma dik getirmesini istiyorsam buradan da mesela Y ekseni benim karşıma dik gelsin veya Z ekseni karşıma dik gelsin dediğimde bakın Z ikonu yukarıya bakacak şekilde bana bir skeç açacaktır. Tekrar pozisyon skece girip burada Z değil de Y dediğim zaman onayladığımda Y ekseni yukarıya bakacak şekilde bakış açısını değiştirerek aynı düzlemi karşıma getirecektir. Pozisyon skecin hemen altında Modify Grid diye bir seçenek var. Bu da çizim düzlemimizde gördüğünüz üzere belli aralıklarda noktalardan oluştuğunu göreceksiniz. Burada bu noktaları görmek istemiyorum derseniz None deyip okeyleyebilirsiniz. Bakın noktalar yok oldu. Veya tekrar Modify Grid'e girip None değil noktalardan oluşsun dediğimde X'teki ve Y'deki nokta aralığını arttırıp azaltabilirsiniz. Ve noktalardan arka kısmın gridlerin noktalardan oluştuğunu görürsünüz. Tekrar Modify Grid seçeneğine girdiğimde bu arka plandaki yakalama noktalarının çizgi noktalardan değil de çizgilerden oluşması ve o karelerin büyüklüklerini ayarlamak istediğimde okeylediğimde her bir karenin 10 milimetre uzaklığının olduğunu görürsünüz. Bu tamamen bakış açısıyla da alakalı. Yani şuradaki uzaklıkla. Ben genel olarak pointlerden oluşmasını istiyorum arka modify grid bölümünün. Bu şekilde bir ayarlama yapabilirsiniz. Bir altta da Define Revolve Axis diye bir seçenek var. Bunu Revolve komutunda daha detaylı göreceğiz.